Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17'deki en yüksek rating ilk 50 futbolcu arkadaşlar inceleyeceğiz. Bunlar kesin olarak açıklandı. Herhangi tahmin forum vesaire değil arkadaşlar. Bu sene EA birçok siteyi ters köşe yaptı. Çok farklı ratingler karşımıza çıktı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem onları konuşacağız hem de ben size yorumlarımı söyleyeceğim. Kanalda çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Abone sayımız gayet iyi ilerliyor. Aynı şekilde beğeni sayılarımız da o şekilde. Gerçekten çok sağ olun. Var olun arkadaşlar. Elimden geldiğince size içerik üretmeye çalışıyorum. Bu videoda arkadaşlar sizlerden iyi beğeni sesi bekliyorum. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı şekilde yeniyseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu akşam canlı yayın büyük ihtimal olabilir. Canlı yayından haberdar olmak için Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Facebook grubumuz linkleri aşağıda bulunmakta. Oradan katılarak her şeyden haberdar olabilirsiniz. 50. oyuncumuz arkadaşlar Matuidi. Matuidi zaten geçen sene PSG'de çok güzel bir sezon geçirdi. Zaten çok da iyi bir futbolcu arkadaşlar. Benim beğendiğim bir futbolcu. Çift yönlü oynayabilen. Hani çok hafif birazcık ağır olsa da inanılmaz iyi bir futbolcu bence arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Zaten high work rate'i de var. Upgrade'ini aldı ve 86 oldu arkadaşlar. Benim en çok ayar olduğum upgrade bu upgrade. 4 star skill nedir arkadaşlar? Marcelo'da 4 star skill koymuşlar. Bu bir. İkincisi 86 rating'i bence hak etmiyor arkadaşlar. Yani Alaba'nın 80'de olduğu bir oyunda Marcelo 86 olamaz. Bu yüzden Marcelo'dan şikayetçiyim arkadaşlar. Böyle bir rating olması lazım. Orada az önce çok karışık bir şey söyledim. Orada yanlış söylememişimdir. Pierre-Emerick Aubameyang geçen sene Dortmund arkadaşlar Mkhitaryan, Aubameyang ve Royce üçlüsüyle havaya girmişti zaten. Aubameyang'ın da bir sürü kartı var. Man of the Match falan olsun. Dediğim gibi hak edilen bir upgrade ve 86 rating oldu arkadaşlar. 96 pace burada gözümüze çarpıyor. Hemen arkadaşlar Dimitri Payet bana kalırsa oyunun en gereksiz upgrade'i. Neden derseniz arkadaşlar Dimitri Payet geçen sene Olympique Marseille'de ve bu sene West Ham United'da sadece 2 sene iyi bir performans göstererek 86 rating oldu. 86 rating dediğimiz olay kaç senedir Royce'un olduğu bir rating arkadaşlar. O yüzden Dimitri Payet'in hemen bu kadar hızlı yükselmesini ben kesinlikle doğru bulmuyorum ve bana kalırsa da çok saçma olmuş arkadaşlar. Sol kanat yapmışlar zaten, hani genelde de LM'de oynuyor arkadaşlar. O yüzden sol olması normal. Arjen Robben sürekli nükseden sakatlığı var arkadaşlar. Bu yüzden iyileşir iyileşmez tekrardan sakatlanıyor. İnanılmaz iyi futbolcu arkadaşlar ama dediğim gibi maalesef downgrade'i hak ediyor. Çünkü gerçekten hem oynayamıyor hem de sürekli sakatlığı nüksediyor. Bir sonraki ise Mames Rodriguez. Ben bu ismin arkadaşlar downgrade alacağını çok düşünüyordum. Real'de boş bir sezon geçirdi diyebiliriz. Aynı şekilde Kolombiya milli takımında da orta bir performans gösterdi. 80 rating kesinlikle düşmesi gerekiyordu ama düşmedi arkadaşlar. Bu çok saçma geldi bana. Bir sonraki isim David Silva. Ben downgrade alacağını söylemiştim ve downgrade'ini alıp 80 rating oldu arkadaşlar. Hani City'ye bakıldı da hani çok ya, ben hani arkadaşlar bazı arkadaşlar yanlış anlamış. David Silva kötü bir futbolcu değil arkadaşlar ama 88 ratingde bence David Silva'ya göre yüksek demişti ve ben hani çoğu kişi de bana katılmıştı. Ben de öyle düşünüyorum, zaten bu sene de downgrade'ini aldı. Bir sonraki isim Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Karim Benzema. Zaten arkadaşlar Real Madrid, Barcelona falan downgrade alan futbolcuyu çok az görürsünüz. Direkt Şampiyonlar Ligi'ni alınca falan upgrade alıyor ve Benzema da artı bir upgrade'ini aldı ama kartı ratingiyle çok alakasız bir kartı var arkadaşlar. Sen de dikkat etmişsinizdir. Bir sonraki isim Arturo Vidal. Kaç senedir bence Bayern Münih'in aradığı sertlikte bir orta sahaydı ve sonuna kadar hak etti arkadaşlar bu ratingi. Arturo Vidal bence her şeyin en iyisini hak ediyor. Benim de çok beğendiğim bir futbolcu arkadaşlar. 4 star, weak foot, 3 star da skill move var. Ata ve defansa katkısı yüksek. Bu kart arkadaşlar çok yürek yakar ben söyleyeyim. Bir sonraki isim tamamen bir takım oyuncusu. Her teknik direktörün isteyeceği nitelikte bir orta saha. Hızına bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Normal hayata baktığınız zaman fizik, defans, dribbling ve pas dörtlüsü gerçekten iyi bir futbolcu arkadaşlar. Oyunu yönlendirebilen, hatta Barcelona'nın tek CDM'si arkadaşlar. Iniesta dahil herkes atak oynuyor ama Sergio Busquets geride kalarak takımını koruyor. Hemen şimdi sıra atladık. Samir Handanovic. Arkadaşlar Handanovic gerçekte izlediyseniz tabii ki de ben size şunu söyleyeyim. Bu ratingi alacak kadar iyi bir kaleciydi arkadaşlar. Yani gerçekten izleyenler bilir. Bu kadar 80 ratinglik bir kaleci değil arkadaşlar. Oyunda da hep ratingi yüksek başlıyor. Yani izleyenler bilir kısacası arkadaşlar. Tam kartı çok iyi olmuş. Ama bana kalırsa Samir Handanovic gerçekten bu kadar iyi bir kaleci değil arkadaşlar. Bir sonraki isim Mats Hummels. Mats Hummels arkadaşlar ben hani 88 falan başlamasını beklerdim ama 87 başladı. EA beni burada şaşırttı.
Yani Hummels inanılmaz bir kart arkadaşlar. Defans olmasına rağmen pasif ve dribblingini görüyorsunuz. Her şeyin en iyisini hak ediyor diyebiliriz. Bayern Münih'in defansı da Alaba, Boateng, Lahm ve Hummels ile bayağı iyi bir kıdeme geldi. Ve kalede tabii ki de Neuer var. Bir sonraki isim Thomas Müller. Thomas Müller'in kartı ve rating arasında bir alaka yok arkadaşlar ama bu sene oyunda gerçekten iyiydi. Özellikle Man of the Match kartını çok kullandım. Beğendiğim bir futbolcu mu derseniz gerçekten beğenmiyorum ama oyunda iyi arkadaşlar. Forster ve Kutbe Turistar skill bonusu var. Bir sonraki isim Angel Di Maria. Di Maria da arkadaşlar PSG'de iyi performans gösterdi. Kartı zaten biliyorsunuz bu sene can başlamış. Yani forvet arkası sonra sağ kanat oldu. Ve şimdi de 80'de bir tane daha upgrade alarak tekrardan sağ kanat kartı çıktı. Di Maria'nın weak foot'u 2, skill bonusu 4. İyi bir kart arkadaşlar. 90 pace falan olabilirdi yani. 90 pace, 90 dribbling falan olabilirdi. Çünkü gerçekten hızlı bir futbolcu. Yani 80'den daha az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki isim Alexis Sanchez. Alexis Sanchez arkadaşlar ata ve defansa katkısı yüksek. 4 star skill bonusu var. Kartı da güzel arkadaşlar. Kullanılabilir bir kart. Hatta bunu LF yapıp forvete koyarsanız daha çok işinizi görecektir. Bir sonraki isim Ivan Rakitic. Rakitic arkadaşlar Sevilla'da UEFA Kupası'nı aldıktan sonra biliyorsunuz Barcelona'ya geldi. Ve bana kalırsa çok şey kattı. Çift yönlü oyunu açabilen çok iyi bir oyuncu. Klası da var, pası da var. Gayet iyi bir futbolcu arkadaşlar. Upgrade alması normal mi derseniz 86 rating olabilirdi. 80 birazcık fazla da olsa hak edilir. Jan Oblak arkadaşlar gerçekten iyi bir kaleci. Geleceğin en iyi kalecilerinden birisi olacak. Daha 23 yaşında. Aynı şekilde bu sene Şampiyonlar Ligi finali dışında iyi bir performansı vardı. Şampiyonlar Ligi finaline dikkat ettiyseniz arkadaşlar Real Madrid bütün penaltıları sağa vurdu ve her penaltı vuruşunda Jan Oblak sola atladı. Bu tamamen bir tecrübesizlik mi diyeyim ya da adam boşuna mı geldi bilmiyorum ama bu sene Şampiyonlar Ligi finali dışında inanılmaz bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Leonardo, Bonucci, Chiellini, Barzagli ve Bonucci 3 defans oynayabiliyorsunuz Juventus ve bu üçlü upgrade almaya hak ediyordu. Leonardo, Bonucci de 80 rating oldu. Fazla konuşmaya gerek yok, geçiyoruz. David Alaba sonunda 80 ratingini buldu. David Alaba'nın sol kanat olduğuna bakmayın arkadaşlar. Her yerde oynar bu adam. Biliyorsunuz milli takımda forvet arkası diyorum. Defansif orta saha, yani ön libero, CM tarzı bir yerlerde oynuyor. Alaba'nın upgrade alması kimsenin şaşırdığını düşünmüyorum. Hugo Lloris'te arkadaşlar inanılmaz bir upgrade alma var. Artı 3 aldı. Tottenham bu sene gerçekten iyiydi arkadaşlar ama ne bileyim artı 3 alması çoğu kişi tarafından kötü karşılandı. Ama benim tek söyleyebileceğim şey 90 refleksiyle inanılmaz bir kaleci olacağıdır. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Eden Hazard'ın damgaya dalacağını ben söylemiştim. Bana çok karşı çıkan arkadaşlar olmuştu. Hatta 88'de EA ile anlaşması olduğu için, yani EA ile anlaşması olmasa 86-87'ye falan düşecekti arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok boş bir sezon geçirdi Eden Hazard. Ama dediğim gibi önümüzdeki sene de kartı bu şekilde. Bu arada gerçekten çok beğendim futbolcu. Yani öyle bir kanı da var yorumlarda falan ama gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Juventus'un defansında zaten bahsetmiştik. Üçlü zaten inanılmaz toparlıyor. Ya Juventus aslında arkadaşlar 3 defans gibi ama 5 defans oynuyor. Yani Alexandro ve Lichtsteiner hem kanat hem bek gibi kullanıyorlar. Bir sonraki isim Peter Cech. Peter Cech Arsenal'de bu sene iyi performans gösterdi. Record Breaker kartı olsun, Team of the Season kartı olsun bayağı kartı çıktı. Dediğim gibi ben hani bu kadar yüksek upgrade beklemedim arkadaşlar. Tıpkı ratingler PES'e dönmüş. Ya biliyorsunuz Felipe Melo kaç sene, 87 mi 86 mı neydi? Gökhan öyle aynı şekilde. Dediğim gibi birazcık ibretlik bir upgrade artışı var ama olsun. Toni Kroos arkadaşlar bir kart upgrade alıp PES'inden nasıl -11 gider bu tartışma konusu bence arkadaşlar. Ya yanlış hatırlamıyorsam Toni Kroos'un pace'i 56'ydı arkadaşlar. Hatta şu anda istiyorsanız sizle birlikte videoda bakalım. Hemen şuradan footage'e girelim arkadaşlar. Hemen sizler birlikte videonun ortasında bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar ben footage'i falan çok kullanıyorum. Siz de buradan bakabilirsiniz. Toni Kroos arkadaşlar 56 pace'miş görmüş olduğunuz gibi. Şu anda buradaki karşımızdaki pace 45, yani -11 almış. Ama kartı upgrade almış. Diğer özelliklerini kıyasladığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 81-88. Şutu düşmüş, pası aynı. Dribblingi düşmüş. Defansı artmış ve fiziği 1 artmış arkadaşlar. Ama upgrade almış. Vallahi EA'nin mantığını çözemiyorum. Buffon arkadaşlar zaten klasik, yani buna pek konuşmayacağım. Efsane bir kaleci olduğu için hak eder her şeyi. Marco Reus arkadaşlar sonunda kaç senedir 85-86 derken anlaşmasını yapıp 88'e vurdu. Geçen sene çok iyi performans göstermişti. Reus her şeyi hak ediyor. Oyunda da frikik kullanabilen en iyi futbolculardan birisi. Andreas Iniesta arkadaşlar görüyorsunuz ya, bunları geçelim hadi çok şeyleri. Diego Godin sonunda arkadaşlar her oyunda bir sürü kart çıkarıp ratingi düşük oluyordu bu sene. Yani ratingi yüksek başlıyor sonunda ve aynı şekilde bu sene Team of the Year'a seçilmesini çok istiyorum. Thiago Silva yine seçilirse atacağım kendime. Philipp Lahm arkadaşlar çok gereksiz bir ratingi var. Gerçekte böyle oynamıyor, çok saçma bir rating, bunu böyle çarpıya atıp geçiyorum. Çok tamamen saçma, 88 sabit özelliklere bak.
Kevin De Bruyne arkadaşlar, bu ilk çıktığı zaman kartını şu fotoğrafını açıkla RM yapmışlardı. EA bu kadar rezil işte arkadaşlar. Burayı RM yapmış ve sen bunu kendisinden de paylaşıyorsun. Aslında adam cam oynayacakmış falan. Sonra açıklama falan geldi. De Bruyne iyi performans sonucu upgrade'ini aldı. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Pepe Avrupa Kupası artı Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Hani diyecek bir şey yok. Gonzalo Higuain geçen sene bir sürü kart çıkıp çok gol attı ve iyi bir bedelle Juventus'a katıldı. Paul Pogba arkadaşlar 5 star seeker oldu. Sonunda artık önümüzdeki sene Pogba çok yürek yakar arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Çünkü bir oyuncu 5 star olunca yaptığı driblingler vesaire bile çok değişiyor. O yüzden Paul Pogba'dan inanılmaz şeyler bekliyorum. Geçiyoruz Antoine Griezmann 88 rating. Sonunda yüksek rating ve sonunda fotoğrafı biraz karizmatik. Ya geçen seneki oyunda süt çocuğu gibiydi arkadaşlar. Hepiniz hatırlayacağı gibi, hatta istiyorsanız şuradan göstereyim size. İğrenç ve ötesi bir fotoğrafı vardı. Hemen gösterelim böyle. Videoda video oluyor yani. Size baksana Griezmann'a. Antoine Griezmann süt çocuğu gibi kartı vardı. Bu oyunda gayet güzel. Thiago Silva arkadaşlar, konuşmuyorum bile. İyi gerçekten hani hakkında şüphe ediyorum ki bu adam her sene upgrade alıyor. Geç babacım. Luka Modric bana kalırsa benim arkadaşlar görüşüm şu şekilde. Dünyanın ilk ikiye koyacağın çift yön orta sahalarından birisi. Neden öyle arkadaş? Çünkü maçlarda fark ettiyseniz ayak dışı falan inanılmaz. Yani ayak dışıyla oyunu açma, yani o fiziği olmaması rağmen bile kafa topunda eksiklik göstermeyip aksine yerdeki topları yakalama gibi özelliği var mod için. Çok beğeniyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Her şeyi hak ediyor arkadaşlar. Sergio Ramos bence 90 olması gerekiyordu. Neden 90 diyorsanız birazdan söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne vesaire aldı. İnanılmaz bir stoper. Bana kalırsa dünyanın en iyi stoperi. Courtois arkadaşlar çok gereksiz bir upgrade aldı. 89, fazla konuşmaya gerek yok. Kimsenin bu adamın upgrade alacağını düşündüğünü de düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Mesut Özil geçen sene çok asist yapıp çok kartı çıktı. İyi de bir sezon geçirdi. Upgrade alması normal. Sergio Kun Agüero da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları geçelim. Şimdi artık sıramız kısaldı. De Gea zaten arkadaşlar biliyorsunuz klasik. 90 refleks bu arada, bak 90 refleks iyi odaklanın ve 56 hızı var, fena değil. Robert Lewandowski aynı şekilde arkadaşlar, bu hani iyi bildikleri hızı geçelim ama Robert Lewandowski'nin sıkıntısı 3 skill olması, bu bayağı sıkıntı olacak bizim için. Jerome Boateng 90. Abi EA, Jerome Boateng 90 iken Ramos niye 89? Yani hani bunu kimse açıklayamaz arkadaşlar ya, bu kadar saçma işte. EA'nin mantığı bu. Boateng 90 rating, Zlatan Ibrahimovic 72 pace, 90 şut. Hemen Ibrahimovic arkadaşlar istiyorsanız kıyaslayalım sizlerle birlikte. Güzel ayrıntılı bir video çekmek istemiştim bu konuda. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ben bayağı forumları falan araştırdım, video da çektim, tahmin videosu. Onda birazcık sıkıntılar çıktı. Ibra upgrade alıyor arkadaşlar, görüyorsunuz her şey aynı, pace'inde bir düşüş var. Aynı şekilde arkadaşlar bakıyoruz hemen 86, tamam her şey aynı. Bir pace'e düşme var ama ratinginde artma var. O da büyük ihtimal attribute olarak şutlarda falan artış olacaktır. Gareth Bale sonunda 80'den 96'ya, Allah'a şükür bu sene Galler'i tek başına getirdi. Şampiyonlar Ligi finalinde Real'in Şampiyonlar Ligi finalini almasını sağlayan adam diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde gerçekten sadece Bale oynadı. Topu falan taşıyan tek adam Bale'dı. Bir sonraki isim Manuel Neuer 92 rating. Fazla konuşmaya gerek yok. Sağ eli ve sol elinde aynı kuvvet olan tek kaleci arkadaşlar bu adam. Sağ ve solunda aynı kuvveti var. Topları çelmesinden vesaire görebiliriz. Luis Suarez 92. Her şeyin en iyisini hak eden adam. Ardından arkadaşlar ilk 3'e geçiyoruz. Neymar 92. 5 star Wickwood, 5 star Skimmoos. Messi 93 ve Ronaldo 94 arkadaşlar. Ronaldo'nun zaten bu sene en büyük olması gerekiyordu. Bana kalırsa Messi 92'ye bile düşebilirlerdi. Ben Messi'yi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hani bir kere şöyle bir sıkıntısı var. Hani birazcık futbolcuktan çok adamlık olarak da bakarsak Ronaldo'nun yapmış olduğu işler, hani en kötü en basitinden sahaya attığın adamlara bile adam sarılıyor, selam veriyor, konuşuyor. Messi iteliyor arkadaşlar. Hani bu kadar insancıl şeyleri bile var Ronaldo'nun. Ki aynı şekilde biliyorsunuz ki Messi'nin vergi kaçakçılığı olayı da var. Yani o kadar para kazanıp vergisini ödemeyen bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve kimimizin belki de kaç tane emeklinin hayatta göremeyeceği parayı kazanıyor bu herifler. Ama hala vergisini vermiyor. Messi zaten gözden düştü ama Ronaldo tek kral diyebiliriz. Şimdi ekranınıza çok ilginç bir fotoğraf vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dimitri Payet'in pası 87, Messi'nin pası 86. EA'in mantığını da zaten buradan anlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Bütün oyuncu reytinglerini size detaylı olarak anlattım. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Beni mutlu etmek için aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi, yeniyseniz abone olmayı ve akşam yayın duyurusunu almak için Facebook grubuna katılmayı unutmayın. Yayın ne olacak kesin değil. Facebook grubundan açıklama gelir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.